Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Redmi 10 2022'nin incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz ülkemizde aslında fiyat performans denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi de Redmi diyebiliriz. Redmi modellerinin geneli böyle okul seviyesindeki, okul çağındaki öğrenci dediğimiz ve çok da böyle zengin olmayan kesimin ulaşabileceği telefonlar ki zaten bu cihazların özellikle lise dengi okullardaki öğrenciler arasında popüler olduğunu da söylememize gerek yok sanırım. Evet arkadaşlar, aslında bu telefon Redmi 10 2022 diye geçiyor ama dışarıdan baktığınız zaman hani Redmi 10'dan bir farkı var mı? Yok. Arka kamera modülünden tutun da ön tarafta kullanılan delikli ekran tasarımına kadar tüm detaylar Redmi 10 modeliyle aynı. Tabii özellikler tarafında bazı değişkenlikler mevcut. Ayrıca arkadaşlar hemen yeri gelmişken belirtelim. Bu cihaz Made in Turkey, yani ülkemize üretilen cihazlar arasında yer alıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılın ortalarına doğru Çinli üreticilerin Türkiye pazarına gireceği, Türkiye'de fabrika açacağı vesaire konuşuluyordu. Ve bunlar hızlı bir şekilde hayata geçirildi. Oppo, Xiaomi, TCL, hatta Omix diye bir marka ki Singapurlu olduğu söylenmişti. Pek çok üretici ülkemizde, bazıları montaj fabrikası açtı, bazıları direkt olarak kurulum fabrikası açtılar. Sonuç olarak pek çok cihazın üzerinde şu anda Assembly Türkiye ya da Made in Turkey ifadesinin yer aldığını görüyoruz ki Redmi'nin bu modeli de bu saydığımız cihazlar arasında yer alıyor. Şimdi gelelim telefonumuza. Telefon arkadaşlar, az önce de belirttiğimiz üzere Redmi 10 ile tasarım olarak aynı kıyasta. Yani çok bir değişkenlik yok. Hatta hiçbir değişkenlik yok. Baktığımız zaman yan çerçeveler ince, üst çerçeve gayet güzel ince. Fakat alt çerçevenin bir tık kalın olduğunu söyleyebiliriz. Burada ön kamera biraz sanki büyük gibi geldi bana. Yani biraz daha ufak olabilirdi. Burada kamera deliği biraz büyük bırakılmış. Yani şunu demek istiyorum. Kamerayı görüyorsunuz orada. Fakat çevresindeki o siyah kısım, çerçeve mi dersiniz artık, ne dersiniz bilmiyorum, biraz kalın geldi bana arkadaşlar. Telefonun tutuş hissiyatı güzel. Yani şöyle tuttuğunuz elinizden kaymıyor. Bu güzel bir şey. Arka tarafta kullanılan malzemenin kalitesi nedir ne değildir bilmiyorum. Ama hani çok kaliteli bir malzeme hissiyatı vermiyor dürüst olmak gerekirse. Bunun yanı sıra güzel olan olay şu, parmak izi bırakmıyor. Yani hiçbir şekilde parmak izi bırakmıyor ki telefon içerisinden zaten bir adet silikon kılıf geliyor arkadaşlar. Dilerseniz o silikon kılıfla kullanabilirsiniz. Dilerseniz de telefonu bu şekilde kullanabilirsiniz ki arka yüzey öyle çizilmeye müsait bir yüzey değil. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Dolayısıyla malzemenin hafif olması telefonun da hafif olmasının önünü açmış. Telefonun genel olarak hafif olduğunu söyleyebilirim. Telefonu şöyle kendinize doğru tuttuğunuzda sağ tarafta arkadaşlar power butonu, ki bu power butonu aynı zamanda parmak izi okuyucu ve onun hemen üst kısmında da ses açıp kapama tuşu bulunuyor. Sol tarafta ise sim kart yoğunumuz var. Alt tarafta Type-C girişimizi görüyoruz ve üst tarafta da 3.5 milimlik kulaklık jack'ımız yer alıyor arkadaşlar. Merak edenler için şunu da belirtelim. Burada bir LCD panel kullanılmış. Yani OLED ekran falan yok bu telefonda. Ve 90 Hz'likte ekran yenileme hızımız mevcut. Genele baktığımız zaman orta segment cihazlarda zaten 90 Hz kullanılıyor. Bazı cihazlarda hatta hala 60 Hz kullananlar var. Dolayısıyla burada 90 Hz'in tatminkar derecede olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Günün sonuna baktığınızda bu cihaz orta segment bir cihaz arkadaşlar. Şimdi gelelim cihazımızın kullanımına. Kullanım olarak az önce de belirttiğim üzere ele oturması vesaire gayet güzel. Çok fazla ısınmıyor. Yani telefonda konuştuğunuz süre boyunca falan ısınmıyor. Ben bunu test ederken mesela yarım saat 45 dakikalık görüşmeler yaptığım da oldu. Şöyle tuttuğumda öyle aşırı bir ısınma hissiyatı vesaire gerçekleşmedi arkadaşlar. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında kullanım kolaylığı yarattığını söyleyebilirim sizlere. Parmak izi okuyucusu gayet hızlı çalışıyor. Yani genel itibariyle bende hata vermedi. Biliyorsunuz bazı cihazlarda 10 kere parmağınızı basıyorsunuz. Buna rağmen parmağınızı tanımıyor vesaire. Fakat Redmi 10 2022'de gayet hızlı bir şekilde parmak izi okuyucusunun çalıştığını söyleyebilirim sizlere. Bu açıdan beni memnun etti. Telefonun içerisinden kulaklık çıkmıyor. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Dilerseniz kablolu kulaklık alıp kullanabilirsiniz ama kulaklık içerisinden çıkmıyor. Zaten bu devirde artık ben kablolu kulaklıkların da çok böyle kullanıldığını düşünmüyorum. Neden diye soracak olursanız, yani A101 EBM'e falan 50 liraya kablosuz kulaklık geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani kablolu kulaklık yerine kötü de olsa kablosuz kulaklık alıp onu kullanmak daha iyi olur gibime geliyor. Tabi burada yine tercih siz kullanıcıların. Şimdi gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine arkadaşlar. Bu telefonun içerisinde MediaTek tarafından üretilmiş olan Helio G88 yonga seti bulunuyor. 12 nanometrelik bir yonga seti. Güç tüketimi biraz fazla. Performans olarak tatminkar seviyelerde, çok fazla ısınmıyor.
Ama gel gelelim yonga seti olarak böyle çok üst seviye bir şeyler bekliyorsanız sizi tatmin etmeyecektir. Hatta bazı oyunlarda zaman zaman donma kasma yaptığını da söyleyebilirim sizlere. Biz bu cihaza popüler birkaç oyun yükledik mesela. Bu oyunlardan bazılarında zaman zaman arkadaşlar, her zaman değil, özellikle böyle 45 dakika 60 dakika sonra, ki bu kadar uzun oyun oynuyor musunuz oynamıyor musunuz bilmiyorum ama ondan sonra bazı böyle donmalar laklar yaşanmaya başlayabiliyor. Ama ne yapıyorsunuz? Mesela hemen oyundan çıkıp telefonu kapatıp açtığınız zaman kendine geliyor telefon ve daha sorunsuz bir şekilde oyunu oynamaya devam edebiliyorsunuz. Bu şu açıdan önemli. Eğer bu cihazı oyunun için alıyorsanız, hani ben arkadaşlarımla PUBG giriyorum, Call of Duty Mobile giriyorum, yarım saat 45 dakika oynuyoruz, bazen 1 saat 2 saat oynuyoruz diyorsanız, bir yerden sonra telefon çok fazla ısındığı için kasma donma yapabiliyor. Ha, bunlar sizi çok rahatsız etmeyebilir. O da olabilir arkadaşlar. Yani beni rahatsız etti mesela ama sizi rahatsız etmeyebilir. Yani o şekilde oyunu oynamaya devam edebilirsiniz. Ya da dediğim gibi en kötü, hani kapatıp açtığınız zaman telefon kendine geliyor. O açıdan bir sorun yok. Şimdi devam edelim. 4 GB RAM var arkadaşlar. Ki bu RAM miktarı yeterli mi yeterli değil mi tartışmaya açık bir konu. Neden diye soracak olursanız, günümüzde orta segment modellerde dahi artık 6 GB RAM'e yer veriliyor. Dolayısıyla Xiaomi'nin burada giriş segmenti gibi 4 GB'lik RAM'e yer vermesi çok hoş olmamış. Neden? Çünkü telefonun fiyatı öyle 3000 liralarda falan değil. 4000 liranın üzerinde. O yüzden sanki bir 6 GB'lık RAM'e yer verilseydi güzel olurdu gibime geliyor. Gelelim dahili depolama alanına arkadaşlar. Bize gelen bu cihazda 128 GB'lık dahili depolama alanı var. Zaten artık bu zamandan sonra 128 GB'ın altını almak çok mantıklı gelmiyor bana. Neden? Uygulama boyutları çok fazla büyüdü. 10 tane güncelleme geliyor. Güncellemeyle bir bakıyorsunuz. Normalde 1 GB'lık oyun indirmişsiniz. Gelen güncellemeler sonrasında o oyunun boyutu olmuş 1,5 GB. Fotoğraf çekiyorsunuz, video çekiyorsunuz. WhatsApp'tan bir sürü medya geliyor. Diğer mesajlaşma uygulamalarından bir sürü medya geliyor. Bu medyalar ister istemez bazılarını kaydetmek zorunda kalıyorsunuz. Bazılarını fark etmeseniz bile arka planda kaydediyor, silmeyi unutuyorsunuz vesaire. Yani kısacası hafıza hızlı bir şekilde dolabiliyor arkadaşlar. Bunun önüne geçmek için 64 GB'lık hafızalar artık yeterli gelmiyor. Dolayısıyla 128 GB'lık hafızaya yer verilmesi güzel olmuş. Eğer siz de yeni bir telefon alacaksanız zaten mutlaka hafızası 128 GB ya da üzeri olsun arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi 64 GB artık bu çağda, bu devirde yetmiyor diyebiliriz. Evet, devam edelim teknik özelliklerden. Az önce de belirttiğimiz üzere 6.5 inçlik bir ekranımız mevcut. Bu ekranın çözünürlüğü 1080x2400 piksel arkadaşlar ve 405 ppi piksel derinliğine sahip. Konik Gorilla Glass 3 ile geliyor. Dolayısıyla ortalama bir korunma sunduğunu söyleyebiliriz. Tabii yine de siz çok fazla denemeyin böyle, acaba bunun camı kırılır mı eder mi diye. Gelelim kamera özelliklerine. Arka tarafa geçtiğimizde dörtlü bir ana kamera modülü karşılıyor bizleri. Aslında burada baktığınız zaman sanki 5 ana kamera varmış gibi görünüyor. Fakat bunlardan bir tanesi arkadaşlar flaş ışığı. Dolayısıyla flaş ışığını çıkardığımızda geriye 4 tane kamera kalıyor. Zaten üst tarafta 50 megapiksellik bir kameramız var. Yanında da zaten 50 megapiksel olduğu belirtilmiş arkadaşlar. Bu geniş açılı bir kamera f1.8 diyafram aralığına sahip. Onun hemen altında 8 megapiksellik ultra geniş açı kameramız bulunuyor. Ki bu kameranın açısı 120 derece. Onun altında 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kameramız mevcut. 4K video çekemiyoruz arkadaşlar bu kameralarla. Ancak 1080p çözünürlükte 30 fps'e video kaydı gerçekleştirebiliyoruz. Ön kameraya geçtiğimizde yine geniş açılı bir 8 megapiksellik kameramız mevcut. Yine bu kamerayla da 1080p 30 fps videolar çekebiliyoruz. Evet, kameralardan, teknik özelliklerden vesaire bahsettiğimize göre sıra geldi bataryaya arkadaşlar. Bu cihazda Redmi 5000 mAh'lık bir bataryaya yer vermiş ki bence gayet yeterli. Yani günümüzde artık biliyorsunuz batarya bizler için bir sorun olmaya başladı. Çünkü telefona olan ihtiyaç çok fazla. Her işimizi telefon üzerinden hallediyoruz. Yani düşünün, basit bir fatura yatırma olayını bile artık telefon üzerinden halledebiliyoruz. Hal böyle olunca ne oluyor? Biz tüm işimizi telefon üzerinden hallettiğimiz için telefonun pili de ister istemez günü çıkartamamaya başladı. Bu noktada 3000 mAh'ler, 3500 mAh'ler artık yeterli gelmiyor. Dolayısıyla burada 5000 mAh'e yer verilmesi bence güzel olmuş. Ben bu telefonu test ettiğim süre içerisinde 2 günü gördüğüm oldu arkadaşlar. Yani şarja taktım bugün, yarın takmadım, ondan sonraki günü taktım. Dolayısıyla 2 günü çok fazla oyun oynamazsanız, bakın buranın altını çiziyorum, çok fazla oyun oynamazsanız çıkartabiliyor. Çok fazla oyun oynamayı ne yaptım? Ben günlük kullanımda işte İnternette gezindim, sosyal medyada gezindim, Instagram'da bol bol vakit harcadım. Buna rağmen 2 günü rahat bir şekilde çıkardı arkadaşlar. Eğer siz de çok fazla oyun oynamıyorsanız 2 günü rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Tabi burada ben hani video kaydı vesaire de yapmadım. Çok fazla fotoğraf falan da çekmedim. Normal bir kullanımdan bahsediyoruz burada. Fakat eğer
ben çok fazla oyun oynarım, fotoğrafı da çekerim, video da çekerim diyorsanız arkadaşlar bir gün falan çıkartabiliyorsunuz. Yani bir günün altına düşmüyor telefon. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Hızlı şarj tarafında 18 wattlık bir desteğimiz mevcut. Kutudan adaptör çıkıyor. Dolayısıyla telefonu böyle bir hani 15 dakika falan şarja taktığınız zaman evden çıkmadan önce o gün size yetecek şarjı sunuyor. Tabii burada şu önemli. O gün size yetecek şarjı sunuyor derken ben kalkıp da bütün gün oyun oynayın, müzik dinleyin demiyorum sizlere. Yani arayan size ulaşır. Siz arayanlara geri dönebilirsiniz. Bu şekilde bütün gün ulaşılabilir halde kalmanızı sağlıyor. Yani burada 18 watt da olsa hızlı şarja yer vermeleri güzel olmuş diyebiliriz. Gelelim telefonumuzun fiyatına. Bu telefon halihazırda 4400 Türk lirası gibi bir fiyattan satılıyor ki General Mobile'in çıkan son telefonlarında bile 5000 lira, 4700 lira gibi etiketler vardı. Dolayısıyla burada Redmi 10 2022'nin de 4400 liraya satılması bizi çok fazla şaşırtmadı arkadaşlar. Artık orta segmentin giriş basamağındaki cihazların bile 4000 üzeri fiyatlardan piyasaya giriş yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bu fiyat normal şartlarda çok mu? Evet çok. Ama piyasa geneline bakıyoruz. Ha diyoruz ki ya yine en iyilerinden biri de bu. Yani burada biraz piyasa şartlarına göre oranlarsak fiyatın normal olduğunu söyleyebiliriz. Ha, alınır mı alınmaz mı? Burada karar size kalmış. Önümüzdeki günlerde bu cihazda biz oyun testleri de yapacağız. Yani bayağı böyle oyun oynayıp ısısını ölçeceğiz vesaire. Onları da paylaşacağız sizinle. Eğer kafanızda bu konuyla ilgili soru işaretleri varsa o videomuzu beklemenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.